Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Paskal. Kadir Bey. Günaydın. Günaydın abi. Nasılsın canım? Nasıl günüyorum? Bu Denzel Washington'un çamaşır suyuna yatırılmış hali gibisin ya. Evet abi ya. Perişanım. Ya bir sabah da şuraya zıpkın gibi dipçik gibi gel be kardeşim, bu ne ya? Kardeşim sen öyle gidiyorsun çünkü, değil mi? Yavrum evet, ben bir ya. Ömür boyu spor mu yaptım ya? Ha? Sen yaptın ama bir ömür spor. Benim hayatım sporla geçse ortalıkta Woody Woodpecker gibi gezerim ya. Kadir'im, o iş öyle değil. Zaten Kadir, sabahın körü ya. Ya sabahın körü de kardeşim. Her Allah'ın günü sabahın körü ya. Ama sen iki gün boyunca narkoz yemiş gibi yatarsan, efendim, tabii ki sonra işe gelmekte zorlanırsın. Çok uyuyorsun günü içinde. Ne yapayım abi? Yatacağım tabii. Neyse, gevgev etmeyelim ya. Bak, Allah iş güç vermiş. Efendim, öyle sabah kalkamıyorum falan diye sokranmamak lazım. Pascal, iş güç miyim kardeşim? Sen de sokranmıyorsun. Ya ben sokranmıyorum. Ben halkımın sesi olmak maksadıyla sokranırmış gibi şey ediyorum yani. Tabii. Ne durum ne? Beton orman yolunda trafik var mı ya? Olmaz mı? Hale bak. Of be. Yine otoban full çekmiş be kardeşim. Oğlum, bu kadar insan nereye gidiyor ya? İşe abi. Nereye gidecek? Ya acaba diyorum Pascal, bu trafiğe engel olmak için işe teker teker mi gidilse ya? O nasıl olacak? Yani biri gidecek, sonra öbürü gidecek. Ya Kadir, 20 milyon insan var. Teker teker. Nereye gidiyorsun? Doğru, olacak iş değil hacı. Baykuş geldi mi Baykuş? Yok abi. Vampir geldi mi? Orada yok. Ya programa bak ya. 2-3 insan tanırız, sosyalitemiz artar, çevre ediniriz diye şu programa başladık. Bak 7 bitti, 8. seneye giriyoruz diyor Fatih. Bak 8. sene Pascal, uyan. Elimizde kala kala vampirle baykuş kaldı ya la. Kadir, farkındasın abi. Uçanlar kaçanlar. Bizleri seviyor. Ya sevenden Allah razı olsun kardeşim. Ben orada değil. Ama bir günde şu radyoyu bir fabrikatör arasın ya. Bir CEO, bir omdusman, bir hariciyeci. Ne bileyim, bir günde bir dünya çapında bir iş adamı gelsin arasın bizi ya. Ha? Kadir, gözü var ya, yükseğe diktin. Yani yavrum, zengin dinleyici bahsinde orta ölçekli kobinin üstünde miyiz değil miyiz? Ben onu merak ediyorum ya. Sana ne abi? Kim dinliyorsa dinliyor. Yeter ki birisi dinlesin. Parası puru bilindiği ilgilendirmez. Ya mesela bizi dinleyen en zengin insanın kaç parası vardır, hiç merak ettin mi? Hiç aklıma gelmedi. Mesela bizi dinleyen en güzel kadın ne kadar güzel? Kadir, bu ilginç. Gerçi bizi dinleyen bütün kadınlar güzel be Pascal. Tabii abi ya. Bizde mantar olmaz. Radyocu dediğin işte bunları hayal edecek, böyle motive olacak Pascal. Kadir, ben var ya, maaş alınca çok pis motive oluyorum. Vallahi. Ya senin de dünyan çok küçük be bebeğim. Beni böyle sev. Seveceğim de sen önce bir Twitter adresini ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Efendim, demirden atlara binip beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken baltalar elinizde, uzun ip belinizde olmasa da Kadir ile Pascal yanınızda olacak. Sizi gideceğiniz yere kadar yolcu edecek. Sonra? Ne demek, nasıl? Nasıl sonra yani? Sonra ne yapacağız? Ne demek ne yapacağız? Sonrası Allah kerim be kardeşim, bu yaşa kadar nasıl geldik? Nasıl geldik? Saldım çayıra Mevlam kayıra modeliyle. Efendim, valideler bizi sütten kesince oynasın diye sokağa koydular. O gün bir gün sokakta değil miyiz Pascal? Bütün hayatınızı özetledim. Tebrik ederim. Güzel özetlerim kardeşim. Hadi mesai işlesin. Yevmiye çalışsın. Ekmeğimize bakalım. Welcome to the jungle diyelim kardeşim. Hayırlı işler. Aragaz. Aragaz. Pascal. Abiciğim. Ya yılın en makus dönemine yaklaştık. Tehlikenin farkındasın değil mi? Yine ne oldu? Ya saksıyı çalıştır azıcık. Beyin jimnastiği. 14 Şubat geldi be kardeş. Aa, doğru ya. Unutmuşsun. Ya ben de istiyorum unutmak ama mümkün değil. Daha şimdiden her şey gözümüze sokuluyor. Ya bak, buradan iddia ediyorum. Sevgililer günü şişirilmiş bir balon gün. Bence de.
Sevgililer Günü bir oyun ya. Sistemin yarattığı bir, hatta daha müzikal bir ifadeyle, bana kapitalist sistemin bir oyunu mu bu? Ya Sevgililer Günü tamamen hediyelik eşya dükkanlarını bir şeye kavuşturmak, ticaretini arttırmak için. Doping, satışlarda doping olsun diye uydurulmuş bir olay ya. Çok haklısın. Abi asıl hikayenin nereden çıktığını biliyor musun? Sevgililer Günü'ne ismini veren Roma İmparatorluğu'nda yaşayan Aziz Valentin isimli bir Aziz var. Hı hı. Kimi kaynaklara göre inancı için, kimi kaynaklara göre gençleri gizlice evlendirdiği için bu Aziz abimiz öldürülüyor. Sonra da o gün Aziz Valentin'e adanıyor. Abi gizlice evlenme niye oluyor? Ya işte nikah salonuna gelinliğe parası yetmeyenleri gizlice evlendiriyor. Ne bileyim ben, araştırmak lazım. Yani olayın çıktığı yer bu. Bir de şimdi geldiği nokta, hani duyan da diyecek sanki Aziz Valentin'e hediyelik eşya dükkanı var. Tövbe tövbe, Aziz'in günü ne hale çeviriyorlar ya. Ne yapacağız? Sevgililer Günü. Evet abi. Vallahi brocum, Sevgililer Günü'nde yalnızsan altın kural, o gün ne olursa olsun dışarı çıkmayacaksın, perdeyi açmayacaksın. Dışarıda her yerde el ele tutuşmuş, sarılmış sevgi kelebeği çiftler oluyor. Of, hiç çekemem. Ben de çekemem. O yüzden o gün evde olacaksın. Daha önce 14 Şubat'ı dışarıda geçirmek gibi bir hata yaptıysan sinirden, hasetten yumruğunu ısırmışsındır. Onu yaşamışsındır. O gün yürüyen sarılmış çiftleri görürsün, sinirlenirsin. Onun için çıkmayacaksın dışarı. Ondan sonra... Niye sinirleniyorsun? Ya tam ortalarına yürümek geliyor insan içinden. O eller yapışmış, her zaman yapışmaz. O gün özellikle yapışmış. O eller bir ayrılsın istiyorsun. Yaşasın kötülük istiyorsun. Bu çınlıyor yani, farkındayım ama hissiyat bu oluyor yani. Lan Kadir, ne zalim adamsın diyor. Yapacak bir şey yok. Ben 14 Şubat'ta sarılmış sevgili görünce arkalarından usulca yaklaşıp ayrılacaksınız diye bağırırım kardeşim. Hatta bağırmam bile. Lan Kadir ya, ne pis adamsın ya. Ya şaka yapıyorum be oğlum. Ya nihayetinde Sevgililer Günü sistemin bir oyunu. Hatta buna inanmasan bile sevgilin varsa bu kozu kullanacaksın. İnanırsan da bu oyun diyeceksin. Bunlar hayatım, gelmeyelim bu tezgahlara diyeceksin, yürüyeceksin. Niye abi? Sen tabii o gün hiç hediye almadığından bilmiyorsun. Bir gül 50 kağıt be. Ha? O günü hediyesiz cebinde ne böyle kocaman bir delikle geride bırakmak istemiyorsan Sevgililer Günü kapitalizmin oyunu diyeceksin. Bu kart her zaman çalışır. Kadir çok çakalsın. Ya bu devirde mecbur. Yoksa el kadar peluş ayıya dünyanın parasını veriyorsun. Zaten o kalpli marpli peluş ayı alma fikri nereden çıktıysa Allah kahretmesin. Neyine yarayacak o oyuncak ya? Çok sevimli ama. Ya sevimli, duyan da her gece peluş ayıya sarılıp uyuyorsun sancak Pascal. Minnoşluk yapma bana, minnoşluğun sırası mı ya? Tamam Kadir, sakin ol. Halbuki işe yarayacak kullanacağı bir hediye alsan neyse, hediye dediğin işlevsel olur abi. Sıdıka diye bir dizi vardı yıllar önce, onun bir bölümünde. Sıdıka'nın doğum günde abisi kıza hediye tavla alıyordu, tavla. Tavla? Ha, hesapta ona hediye alıyor ama asıl kullanacak olan kendisi olduğu için kendine hediye almış oluyor. Tabii bu hataya düşmemek lazım. İşlevsel olacak derken kıza tıraş makinesi de almayalım yani, ama yani ilişkiyi derhal bitirir söyleyeyim. Sağ ol abi, sağ ol. Güzel bir yere. Rica ederim. Ayrıca Facebook, Instagram 15 Şubat'a kadar, yani ikinci bir emre kadar aklından çıkaracaksın, Instagram'a falan girmeyeceksin. Evet ya. Hep var ya. Sevgili fotosu oluyor. Ya eşinden dostundan tiksinmek istemiyorsan 14 Şubat'ta sosyal medyaya girmeyeceksin. Yer gök mutlu çift fotoğrafı. Bir yeter de aslında sevgilin varsa o gün en güzel hediye kıza menemen alacaksın, yapacaksın, ısmarlayacaksın. Ya bırak abi ya. Ne var kardeşim, biberin domatesin fiyatı ne kadar oldu görmüyor musun? Mis gibi hediye ve dünyanın parası ya. Tamam Kadir, tamam. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Justin Bieber evlenmekten vazgeçmiş. Hayda ya. Ya abi, bu serserinin canını yaktığı kaçıncı kız bu ya Pascal? Ha? Hep sen öğrettin bunları, hep sen. Abiciğim, benden bir şey öğrenmedin ki. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben sana dedim bu çocuğu yazları Kur'an kursuna göndereceydik. Bir de sanayiye çırak vereceydik. Biraz boynu kırılacaktı bunun ya. Sorumsuz serserinin önde gideni oldu çıktı ya. Telefon kedi. Pardon. Alo. Niye küfür ediyorsun arkadaşım? Gitsin. Ha, Justin Bieber mı? Ne diyor terbiyesiz? Benim diyor hususi hayatım sizi ne alakadar ediyor? Ulan dürükler diyor. Buyur.
Her bir sahtekar. Abi adamlık var ya, bu çocuğun mayasında yok. Vallahi. Alo Justo, bak kardeşim çok ayıp oluyor. Hani çok seviyordun, hani aşkından ölüyordun, 1000 saat bizim kafamızı oydun ha? Neden yüzüstü bıraktın kızı lan? Evet, evet. Ha öyle mi? Ne diyor be? Ya abicim diyor, hala seviyorum ama diyor. Hiç yol yordan bilmiyor diyor. Yemek masasının üstünden çoraplarını topluyorum diyor. Ay, hiç çekilmiş ya. Gözümün önünde diyor, üst dudağına bıyık ağdası yapıyor diyor. Soğuttu beni kendinden Kadir abi diyor. Ama Kadir, Justin bu sefer haklı. Evet, evet ya. Sen bıyık ağdasını niye gösteriyorsun ya, müstakbel kocana değil mi? Bunun cenneti biliyorsun Portekiz Paska. Evet Kadir. Sen hep diyordun. Bıyıklı diye top sakallı kadınlar var ya. Alo Justin. Ama çok ayıp. Ne diyor ya? Abi bütün alem değişiyor, siz değişmiyorsunuz. Hala geyik, hala geyik. Bıkmadınız, kanmadınız, doymadınız. Benim hayatımı kaydırdınız. Sizin yüzünüzden karakterim oturmadı diyor ya. Beni de kendiniz gibi haybeci yaptınız diyor. Haybecinin önünde gidenleri diyor ya. Lan nankör. Biz seni var ya, adam edecektik. Olmadın. Alo Justo. Bak bize haksızlık etme. Bugün geldiğin yeri bile bize borçlusun. Ya. Sana ilk gitarını Paskan abiyle ben almadım mı lan? Evet lan, hatırla. Ama hayır, yanlış hatırlıyorsun. Ne diyor ya? Gitar mitar almadınız diyor. Bir tane akort tutmayan mandolin aldınız diyor. O da Kadir abinin diyor, ablasının ortaokuldayken çaldığı mandolinmiş diyor. Bir şeye benzemiyordu diyor. Abi nankör bu ya. Nankör ya. Evladım biz sana müzik dersleri aldırmadık mı ya? Ha? Hayda. Ne dedi abi? Ne iftiraftı? Müzik dersi falan aldırmadınız diyor. Çayır başılı Akrep Bilal'le diyor. Beni düğünlere çıkardınız diyor. Size kalsam hala düğünlerde alaturacıydım diyor. Yazıklar olsun. Sarışam. Ya Justin bak şimdi biz aramızdaki mevzuları sonra konuşuruz da. Sen gel bu kızı bırakma. Bak bu Selena'nın ahını aldın. Bunun da ahını alırsan yemin ediyorum senin sonun kötü olur. Yapma. Ama ayıp ama. Ayıp. Ne yaptı abi? Terbiyesizlik yaptı değil mi? Nişanla gelip bir altın mı taktınız develer diyor. Oldu. İşim yok. Bir de altın takacağım. Önce saygın ol. Efendim Justin. Neden korkuyorsun? Selena mı? Yok. Sanmam. Neyi? Justin Bieber diyor ki Kadir abi diyor ben bu Selena'yı diyor unutamıyorum diyor. Bütün öteki güzel kızlar diyor bana domuz gibi görünüyor diyor. Gözüm hep Selena'yı arıyor diyor. Acaba diyor bu kız bana büyü yaptırmış olabilir mi diyor. Çünkülüm diyor kendisi diyor garayipli diyor. Bunlar diyor büyüden sihirden anlar abi diyor. Lan deme sen kimsin? Selena sana niye büyü yapsın? He? Evet Justo. Selena dünya güzeli bir kız. Kendine bağlamak için sana niye büyü yaptırsın? Zaten büyülü bir güzelliği var. Yürümek mi? Ben mi? Lan ne? Ah kapadı. Ne diyor ya? Sen diyor benim eski manitama mı yürüyün deve diyor. Aldıracağım sizi diyor, mekanınızdan aldıracağım diyor. Kalanı söylemeyeyim. Ancela itiraz yok. Saf rüzgar. Ya bak ben bu çocuğun sonunu beğenmiyorum Pascal. Boşver Kadir. Biz kendimize bakalım. Ya onu bırak da. O doğru da. Hani bize de mutlu bir son lazım be Pascal. Ay inşallah. Aragaz. Aragaz. Pascal. Mustafa. Ya niye öyle dedin ki şimdi nasıl hassas yerime dokunuyorsun köfte o? Gel öpeceğim seni. Ya öp abicim, öp abicim. Kurtlar Vadisi gibi usta demeler, sıcak bir giriş ama biraz tuhaf bir olaydan bahsedecektim ben ya. Bu hafta okuduğum bir haber var usta. Gönder gelsin. Kuveyt'te yeni evlenen bir çift evlendikten 3 dakika sonra boşanmış, iyi mi? Dünyanın en hızlı boşanması olmuş. Bu rekorlar kitabına girmiş. 3 dakika mı? Ya inanılmaz değil mi? 3 dakika ya. 3 dakikada pek çok şey için bile kısa ki yani o toplara girmeyeyim faul yaparız. Aman Kadir. Ya evlendikten 3 dakika sonra boşanmak herhalde erken boşanmanın dik alası değil mi? Bence güzel oldu. Ya boşanma sebebi ne? Resmi olarak evlendikten sonra salondan çıkarken gelin ayağı takılıyor, düşüyor. Damat da kadına aptal deyip dalga geçiyor. Oo, ayıp etmiş. Yavrum şaka yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Evlilik o beyaz gelinliği giymek bir kadın için çok özel bir gün. O gün de dalga geçmeyi ver be adam. Hal böyle olacak kadın daha imzanın mürekkebi kurulmadan boşanıyorum diyor, terk ediyor salonu. Kadın aklı. Öyle görünüyor. Bir de evlilik aşkı öldürüyor mu derler.
Evlilik aşkın canını alıyor, ruhunu kabz ediyor. Sen ne diyorsun ya? Baksana, kadın evlendiği, aşık olduğu adamdan evlendikten 3 dakika sonra Angus sığınına dönüşüyor adam. Kadın da adamdan nefret ediyor yani. Tabii ki evlilik aşkı öldürüyor. Kadir, o zaman desene. Bütün para çöpe gitti. Ya bir de o kısmı var ya. Tabii abi. Yapılan bütün masraf, harcanan onca para 3 dakikada itip gidiyor. Ayrıca nikah şahitlerine de ayıp oldu. Ya ben o nikahın nikah şahidi olsam bozulurum. Lan ben ne şahit olmak için çağırdınız 3 dakika için mi diye. Seni şahit değil, bu kadar olur. Ya şimdi ben spesifik olarak kendimden bahsetmedim. Örnek verdim lan. Gelen en ufak pasta topu ayağına iyice yerleştirip bana vurma. Bak alırım ayağımın altına. Ayrıca düğün salonuyla mahkeme yan yana mı, anlamadım. 3 dakika içinde nasıl buluyor avukatı, mahkemeyi, hakimi? Evet ya, çok garip ya. Boş ol boş ol boş ol şekli mi acaba ya? Yani bilemiyorum. Yani neresinden tutsan garip bir olay. Hani nikahta keramet vardır derler ama belli ki bu örnekte yokmuş abi. Bu nikahta Kadir keramet ya. Kadir ya. Yok. Ha. Keramet ne? Ya böyle yüce kutsal bir şey manasında. Aa, anladım. Acaba Kadir, kamber davet edilir miydi mi? Kamber mi? Aynı şey var ya, kambersin düğün olmaz. Oradaki kamber. He, atasözü deyimler üzerinden şaka yapayım diyor. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Şu an stüdyomuzda kim var? Büyük başkan geldi. Hanımlar, beyler, Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki isim. Di. Yani di. Şimdi daha sakin bir hayatı tercih etti ama hala Türk futbolunun çok etkili bir ismi. Her spor branşında zamanında hakem odası bastı. Böyle erişilmez bir rekora sahipti. Kıymetli insan, büyük başkan, arıza hala büyük manyak Sen Thunderbolt stüdyomuzdalar. Başkanın, hoş geldiniz. Aferin. Aferin. Sizi bizim stada sokacağım bu sene. Gelin bakayım, teker teker sokacağım. Sağ olun başkanım, sağ olun. Biz kendimiz girerdik ya. Siz bilirsiniz. Ne zaman büyük başkanım bizi stada sok derseniz sokarım yani. Ama başkanım, zahmet etme. Büyük başkanım, epeydir yoksunuz. Sizi özlüyor sevenleriniz. Biraz böyle yorumlar yapın bize. Mesela Süper Lig'deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirecek bir şey yok yani. Ya bir tane Japon gördüm. Nereden geldi o? Kagawa mı diyorsun? Niye kavga diyeyim yani? Başkanken ben çok kavga ettim. Bir faydasını görmedim yani. Yok başkanım, bu Beşiktaş bir Japon aldı. Onun ismi Kagawa. Afrikalılardan sonra bak Beşiktaş'ın Japonları da kalite çıkmaya başladı. Beşiktaş ecnebiden anlıyor. Benim eve Filipinli bir yardımcı lazım ya. Fikret Başkan'a rica edeceğim, bana bir tane baksın yani. Büyük başkanım, şöyle bir iddia var. MHK'nin Futbol Federasyonu devirmek için hakemlere kasten kötü maç yönetme talimatı verdiğine dair bir komplo teorisi dolaşıyor ortada. Bu doğru olabilir mi ya? Ben nereden bileceğim lan? Kolpacı mıyım ben? Başkanım, senin hayatın futbola geçti. Sen iyi kokarlısın. Teryel miyim ben ya? Size bir şeyler olmuş ha. Alçaklar lan köyler. 6 aydır yokum diye bak ayarlarınız bozulmuş. Sizi bu stüdyoya sokmam bir daha. Ayağınızı denk alın. Büyük başkanım, sakin olun. Biz sadece futbol yorumu almak istiyoruz sizden. Yani ama önce şu hakemleri bir konuşmak gerekiyor değil mi? Hakemlerde bir sıkıntı yok. Büyük başkanım, yabancı hakem gelsin mi? Hayır, yabancı takım gelsin. Nasıl yabancı takım gelsin ya? Bizim lige yabancı takım gelsin. Başka türlü kalite atmaz. Al Manchester United'ı koy bizim lige. Borussia Dortmund'u al koy bizim lige. Alman İngiliz karışık yap. Bak nasıl kalite atıyor yani. Başkanım, çok radikal bir fikir bu ama. Neyse, bırakalım bu radikal fikir. Transferler için ne diyorsunuz? Oradan yürüyelim. Beşiktaş'ın Japon'u iyi bak. Gerçekten bir kere Japon futbolcu almak çok mantıklı. Neden? Çünkü mühendislik de yaptırırsın. Evde elektronik eşya bozulunca tamir eder. Bir şey yapıştırmak için lazım olur. Öteki dediklerini anlamadım. Ama en son dediğini hiç anlamadım. Japonlar yapıştırıcı. Ya da ne bekliyor? Pascal, öyle bir yapıştırıcı var bizde. Onun söylüyor. Japon diyoruz biz yani kısaca. Japon mu dersiniz? Evet, evet. Ne ara abi? Ya bir dönem burada Japon yaparsa en iyisini yapar diye bir laf vardı. Öyle de bir kafa vardı, oradan çıkma. Öyledir. Japon iyi yapar. Bak futbolcu yapmışlar taş gibi. Robot mu acaba ya? Yok artık. Daha neler? İnsandır abi. Ama bak mimiklerine dikkat edin, robot olabilir ha. Ona da bir bakmak lazım. Bir de makine yağıyla yağlamak lazım onu. Pas yapar o. Peki büyük başkanım, sizce şampiyon kim olacak? Başak City. Başak City mi? Başakşehir yani. Ya herkes Başakşehir diyor büyük başkanım. Galatasaray'ın şansı yok mu? Olamaz. Bitmiştir. Başakşehir başakları dikmiştir. Başaklar boy vermiştir. Ekinler dize kadar,
Gidelim bize kadar, sana bir şey göstereceğim. Pascal, çay mı söylesek Pascal? Tamam. Aragaz. Aragaz. Pasko. Abicim. Ya burada seninle yapay zeka üzerine çok konuştuk. Geri geldi övdük, geri geldik yerdik değil mi? Evet abi. Ama bu yapay zeka robot falan işlerinde bizim millet illaki kendi kültürümüze uydurma derdinde ya. Geçen halay çeken robottan bahsetmiştik hatırlayacağım. Bu hafta da bir videoda gördüm. Döner kesen yapay zeka yapmışlar abi. Dönerci robot mu? Yani yapay zeka değil tabii tam da yani döner kesme makinesi gibi bir şey. Hı. Yani senin tabirinle döner kesen robot. Bayağı da ince kesiyor. Yaprak dönerin hakkını veriyor yani sağ ol. Demek ki Kadir, dönerciler bile robot olacak. Ha? Vallahi çok üzücü bir durum olur öyle olursa. Ben dönerciye gittiğimde siparişimi robota vermek istemem kardeşim. Dönerciye sipariş verirsem biraz torpilli yap usta diyorum. Yani o da yapıyor, tanıyor, ediyor, biliyor. Güzel. Robota nasıl diyeceksin abi? Etini az torpilli mi yap diyeceksin? Yok. Anlamaz ya. Anlamaz tabii abi. Bahsettiğin yaprak döner kesen yapay zeka değil. Tabii yapay zeka olarak düşününce daha hoş oluyor yani bu. Hani Endüstri 4 diyorlar falan. Bizimki Endüstri 3.5'tan 4. Döner ekmekte devrim yani, anladın? Revülasyon. Öyle deme abi. Döner önemli. Ya elbet önemli. Dönersiz bir dünya hayal bile edilemez. Kabul ediyorum. Bir hayal etmeye çalışayım. Bak dönersiz döner. Olmuyor abi. Yok, hayal edilemez. Vallahi ben de. Ama bu yapay zekanın Türkiye'de kafası karışacak, ben sana söyleyeyim. Adamın zekası zaten organik değil, yapay. Bizim burada iyice allak bullak olacak kafa. Niye? Ne olacak? Ya sen yapay zeka Karadenizli biriyle karşılaşsa ne olur tahmin edebiliyor musun? Herkes hepten kafası gider ya. Conta yanar. Bence var ya, zekası girişir. Ya da mesela bir Trakyalı ile karşılaşsa. Trakyalı dayı yapay zekaya ne yaptın ya dese. Yapay orada tarlası yanmış köylü gibi duvar dibine çömelir. Ben nerede hata yaptım diye düşünmeye başlar. Evet abi, yapay zekanın ayırı buzur. Bak bir fıkra vardı eskiden, dünyanın en zeki bilgisayarını yapıyorlar. Ne sorarsan cevap veriyor. Ama bilgisayar öyle böyle zeki yani. Dünya üzerine cevap veremeyeceği soru yok. İngiliz giriyor soru soruyor, bilgisayar cevap veriyor. Alman giriyor soru soruyor, cevap veriyor. Ondan sonra sonra temel bir paket program olarak fıkraya yüklenmiş. En son temel giriyor. Aradan 30 saniye geçiyor, bilgisayardan duman çıkıyor. Alet cevap veremiyor. Ne sormuş? Ne var ne yok diye sormuş. Kadir çok komik. Ya tabii burada konuyu sana örneklerle açıklıyorum. Yani düz anlatsam anlamıyorsun. Benim Einstein tersten Einstein. Öyle de fıkranın tadı tuzu kaçıyor yani. Ayıp oluyor ama ya. Haklısın. Yani diyeceğim o ki yapay zeka bizim ülkemize gelir. İnsanımız da hasbihal ederse... Ya kurban olan beni bir salın der büyük ihtimalle. Ben dünyayı ele geçecektim ama ne psikiyeğiniz varmış, vazgeçtim der, her şeyden vazgeçer. Yapay zekaya bak, terbiyesiz. Aragaz. Aragaz. Başkan. Bro. Dinleyici sorusu var. Okuyalım abi. Ama önce sen Instagram adresini... Ve numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Efendim gelen sorular var, onlara bakalım. Mesela Cem kardeşimiz diyor ki Leonardo DiCaprio'nun Oscar aldığı The Revenant filminde ayıyla boğuşma sahnesinde Leonardo'nun dublörlüğünü yaptığını Kadir abi neden bizden yıllarca gizledin diyor. O kadar da değil. Ne demek o kadar da? Tam da o kadar Pascal. Nasıl yani? Bu Leonardo dışına doğru kaplıyor, yok mu abi? O kim öyle? Leonardo dışa doğru kaplıyor, aktör. Bebeto bir çocuk. Titanic filminde kendisini de arkadan yaslanmıştı hani geminin burnunda. Evet. Onun Oscar aldığı bir film vardı. Evet, onu da hatırladım. Ayıyla kavga ediyordu. Ya düşün bak, Hollywood ne kadar zor durumda. Ayıyla efendim güzel kavga etti diye Oscar aldı eleman. Ama aslında o Oscar'ı ben aldım Pasko. Ben de onu sunuyorum. Nasıl? Yıllar evveldi Pascal. Hollywood'da... Senaryo doktoruyum. O ne demek ya? Senaryoyu yazıyorsun, bitiriyorsun. Senaryo tekniği uzmanları var, onlara veriyorsun. Onlar teknik hataları düzeltiyorlar. Senaryo doktorunun işi bu. Mesela bana Titanic filminin senaryosu geldi. Finalini beğenmedim. Finali nasıldı? Finalde Titanic yüzüp gidiyor.
Ben dedim ki ya bu Titanic'i batıralım dedim. Daha güzel final olur dedim. Batman filmi için kimi oynatalım diye sordular. George Clooney'i denen kaplamayı oynatmayın da kimi oynatırsanız oynatın dedim. Niye o oynamasın? Yavrum zaten oynatmışlar bütün zamanların kötü Batman'i. Neyse ben ne saçmalıyorum ya. Leonardo yerine hayırlısın sen dövüşmüşsün. Evet evet. Ha. Şehvet diyarı Hollywood'da çalışırken beni filmin yönetmeni aradı. Hmm. Kendini tanıttı, hürmetlerini arz etti. Kadir abi dedi, film çekiyorum dedi, bütün Oscar'ları toplayacağım ama dedi, bu Leonardo DiCaprio denen kaplama dedi, bir türlü rolün hakkını veremiyor dedi. Gitmeyin çocuğun üstüne, acemidir dedim, zamanla toparlar dedim. Yönetmen dedi ki ne, abi dedi önemli bir sahne var dedi, ona dedi güvenemiyorum dedi, gelip sen oynar mısın? Fizikleriniz zaten birbirine çok benziyor dedi. Ne? Leonardo ile senin? Evet. Benzemiyor mu? Çok benzeriz. Pislik. Neyse. Tabii bu aralar çocuk kilo aldı. O yüzden benzeşmiyor olabiliriz. Yoksa aynıyız yani. Kilo aldı yani. Tabii abi. Neyse dedim ki ne? Çocuğun ekmeğiyle oynamam dedim. Yönetmen dedi ki ne? Abi dedi. Sadece dedi tek bir sahne değişti. Bir ayıyla dövüşeceksin dedi. Senin için dedi hava gazı iş dedi. Dövüştün mü lan? Tabii dövüştüm abi iş bu. Bir kere de çektik sahneyi. Nasıl dövüştün? Vallahi ayıya bir paça kasnak daldım. O ne dedi? Yağlı güreşte teknik paça kasnak. Bir de Maraş çangalı attım. Ayı kulağıma eğildi abi. Yoksa sen Elazığlı mısın dedi. Yuh ayı mı dedin? Ayı dedi. Nereden anladın? Ben de onu sordum. Nereden anladın dedi. Ne dedi? Abi dedi güleşirken dedi terledin yaldır yaldır orucuk kokusu geldi kendinden oradan bildim dedi. Sonra ne oldu? Ya ne olacak bir git işine Pascal gözünü seveyim yeter ya. Bunun sonrası mı var ya? Aragaz. Aragaz. Pasko. Sir. Ya bazı insanların cebinde resmen akrep oluyor fark ediyorsun değil mi? Ne demek o? Akrep sokar. Kardeşim her şey böyle motomot alma sen de. Vallahi alma. Tat kaçıyor yani. Yani cebinde akrep var demek yani çok pinti yani cimri demek anladın mı? Biliyordum yani. Unutmuşum. Tabii tabii kesin öyle. Ya savurganlık elbet iyi bir şey değil ama cimri olmak da doğru değil yani. Pintiler de yani hakikaten kötüler ya. Yani pintiler diye yabancı bir program var ya. Duydun mu sen onu? Duymadım. Amerika'daki aşırı pinti insanları anlatıyor. Ben bir iki kere denk geldim izledim ama bahsettiğim pintilik değil akıl almaz seviyede. Yani. Mesela kadının bir tanesi hem çamaşır yıkama hem duş için iki kez para gitmesin diye kıyafetleriyle yıkanıyor mesela. Ay, ay, ay. Hazır ben yıkanırken kıyafetler de yıkansın iki kere su parası vermeyeyim diyor. Ay Kadir fena taktikdir ya. Yani. Aman diyeyim Pasko sen bu işe girme gözünü seveyim hijyen önemli. Bir başkası mağazadan kıyafet alıyor Amerika'da. Bir ürünü iade etme süresi mesela atıyorum ne kadar işte 2 hafta mı? 2 hafta boyunca kıyafet etiketini koparmadan giyiyor. Ürünü iade etme süresinden bir gün önce iade ediyor. Ya Kadir buralar nasıl çakalar? Ya daha neler var karı koca çöp karıştıranlar var. İhtiyaçları da yok ha. Hani çok muhtaç durumdadır. İnsan pek çok şeyi hoş gösterebilir yani. Ama bunlar muhtaç da değil. Sadece hastalığa dönüşmüş. Pintilik. Mesela bir tane kadın tuvalette sifonu çekip su masrafı yapmamak için çok affedersin ay o çok korkmuştu. Kavanoza yapıyor şeyin tuvaletini. Öf Kadir ya. Midem bulacak ya. Yahu işte tasvir edecek şeyler değil var ama o programda var. Bir tane abi vardı onun taktiği hakikaten acayipti. Abi marketin manav kısmından kiraz alırken kirazların saplarını koparıp ayırıyor. Kirazları tartıya sokarken kirazların sapları boşuna ağırlık yapmasın diye. Nasıl? Bunlar dirilmiş. Ya kafayı yakmışlar ya. Parayı tutacağım diye. Yine anti hijyenik bir tanesi elini kuruladığı kağıt havluları mandalla ipte kurutuyordu o programda. Sonra tekrar kullanıyordu. Aynı adam kredi kartını eşi çocukları kolayca kullanmasın diye su geçirmez bir poşete koyup bir kabın içinde donduruyor bak. Nasıl ya? Nasıl donduruyor? Ya kredi kartını dondurmak hakikaten hangi seviye ben bilmiyorum da bunun sebebi kredi kartını kullanmaya kalkarlarsa buzunu çözene kadar uğraşsınlar ki kredi kartı kullanamayacaklarını öğrensinler diyeymiş. Vallahi Kadir canım sıkıldı ya.
Ya zaten kartın buzunu çözene kadar nanet olsun kartına da diyorsun. Kuru ekmek yiyin daha iyi diyorsun. Bak bir tanesi de bir bölümde kadının biri dişçiye para vermemek için dişini kocasına çektirdi. Yok artık abi ya. Ya sana yemin ediyorum böyle manyaklık olur mu ya? Ama sayın dinleyenler bu anlattıklarım ciddi derecede rahatsızlık. Ya o programda rahatsızlık düzeyindeki şeyler anlatılıyor. Yani 3 kuruş fazla verirsin kafan rahat yaşarsın. Bu böyle bu hastalıklar bambaşka yani. Ya Kadir bu programı iyi sevindim ya. Ya değişik işte, bu kadar da ölücülük olmaz tabii. Bizim internet sitelerinin birinde aşırı ölücü, yani aşırı cimri birini okudum. Adam bir internet sitesinde blog gibi bir yerde işte şu fındık ezmesi indirime girmiş, kaçırmayın yazmış. Bu normal. Kaçırmayın alın demiş. Devamlı da ayrıca fındık ezmesinin kavanozu çok ergonomik, dibi rahatça parmakla sıyrılabiliyor demiş. Pes artık ya. Vallahi pes. Adamın dikkat ettiği detaya bak. Kavanoz ergonomik. Rahatça elin giriyor içine, altını sıyırabiliyorsun. Abi sıkıntıdır ya. Tabi bunları düşünerek hayat geçmez yani. Bir yandan millet böyle zengin oluyor derler. Orası ayrı ama ben ona katılmıyorum. Yani bence böyle olmaktansa olmasın daha. Biz yine yaya kalalım ya. Güdük kalalım. Bizim içimiz güzel. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Doğum sonrası verdiği kilolar sayesinde Kim Kardashian'ın antrenörü olmuş. Kim olmuş? Kim olmamış. Kimin antrenörü olmuş? Ben de onu soruyorum. Kim olmuş ya? Melissa Alcantara. O kim ya? Hakikaten konsomatist adı gibi değil mi? Ya bu nasıl bir şey? Vücut geliştirmeciymişti ya. Nasıl geliştirmiş? Aha bak fotoğrafı var bak. Bak. Kadın mı bu? Evet abi. Hiç göstermiyor. Vücutçu abi, bunlar aşırı geliştiriyorlar Allah Allah. Kendilerini, erkeğe benziyorlar. Hakikaten bana da bir tuhaf geliyor yani. Bu ne ya? Ablamızın doğum sonrası abiye elbiseyle fotosu var. Aa bak burada güzel. Evet, üstüne bir şey giyince daha güzel. Bak ben her zaman söylemişimdir. Bir gram et bin ayı bürter demişim. Kadir, sen vücut geliştirmeye karşı mısın? Ya değilim ama öncelikle neyi geliştireceğimize bir karar vermemiz lazım. O yolda ısrar etmemiz lazım. Pascal. Nasıl yani? Neyi geliştirmek derken? Mesela ben aklımı geliştirmeyi seçtim. Mesela vücudumu geliştirmedim, aklımı geliştirdim. Neden doğru seçtin? Yavrum, vücudu geliştirmek için protein lazım, kalojen lazım, mineral lazım. Nerede o zamanlar protein falan? Dolmanın bile yalancısını yiyorduk biz ya. Kötü ya. Yalancı dolma nasıl oluyor? Yani dolma gibi ama dolma değil. Abi ne gerek? Garibanlık abi. Yoksa kim sırf yaprak sarmasını yağlayıp dolma diye yer ya? Neyse, onu diyordum. Şimdi bu bacımız doğum sonrası kiloları vermek için kendini bodybuildük'e vermiş ve böyle bu hale gelmiş. Ben kadınların bu doğum sonrası kilo mevzuna niye bu kadar kafa taktığını hiç çözemedim Pascal. Abiciğim, estetik görünmek için. Ya kime estetik görüneceğim babacığım? Kime? Kocana mı? Adamın çocuğunu doğurmuşsun. Sana şey mi atacak, estetik görün mü diyecek adam ya? Burun mu kıvıracak ya şuursuz zibidi? Yapabilir mi öyle bir şey? Kendim için diyorsun. Kocası için diyorum. Kimin kocası? Sadece kimin kocası değil, bütün kocalar için diyorum. Abiciğim, el alemin kocasından. Bize ne be? Ya kardeşim, ben bir tutum takınıyorum. Kadınlara diyorum ki, neden diyorum erkeklere yakışıklı olmak, fit olmak gibi bir şey dayatılmıyor doğumdan sonra da. Size illa güzel olmak, bakımlı olmak gibi bir dayatma yapılıyor diyorum. Buna karşı çıkın diyorum. Kahrolsun diyorum. Eyeliner diyorum. Hayda. Pascal, bu yolda benim yanımda mücadele etmeye var mısın Pascal? Maalesef abi. Hayvan telli. Sen var ya çok cephe açtın. Brokoli ile makyajla. Oho. Doğru diyorum Pascal. Abi benim hatun makyajını bir çıkarıyor. Pamuklar dolusu boya çıkıyor. Bak kapatıcı. Eyeliner, maskara, fondöten. Ya kız kendi cildine ulaşmak için 35 kat boya siliyor. Bir de altından çıkan da her zaman göze güzel gelmiyor. Bu makyajın hiç çıkmayanı yok mu abicim? Var abi. Kalıcı makyaj var. Ömür boyu kalıcı olanı. Öyle mi? Ne yok mu öyle? Ya, ne bileyim ya. Ne bilmiyorum abi. Ya bir kere yapın, bir daha çıkmasın kardeşim. Makyajı çıkardıktan sonra yüzünüze bakıp kendinize gelmemiz
3 gün sürüyor. Matruşka açar gibi altından ne çıkacağını bildiğin halde geriliyorsun ya. Tamam Kadir, sen gerildin yine. Ya çok şey düşünüyorum Pascal. Bunları kafamda bir sıraya koymam lazım. Abi ya, sen böyle gereksiz şeylere çok dert ediyorsun. Sana ne abi ya? Sar gitsin ya. Ya doğrusun işte, ben güzel saçıma fönü çeker çıkarım. Bu. İşte bu abi ya. Seni böyle göreyim. Her zaman böyle göreceksin. Merak etme kardeşim. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Şu an stüdyomuzda kim var? Filmci Cüneyt abi. O geldi. Hanımlar beyler, Türk sinemasına bir ömür veren, Amerikalı olsa Oscar'ları sevilhane bardağı gibi yan yana dizecek olan büyük aktör. Filmci Cüneyt abi stüdyomuzda. Cüneyt abi hoş geldin abi. Cüneyt abi, boynuma dola. Yıl 1973, Kara Murat'ı çekiyorum ben. Sahne gereği atla kale surlarından atladıktan sonra denizin altından yüzerekten karşı kıyıya çıkacağız. Atla beraber. Serseri, zibidi, sen benim atsız sahnemi gördün mü? Ben ne yaptıysam atla beraber yaptım. Evet Cüneyt abi, sen hep atla filmini çektin. Tarihi filmler çekmek zor muydu abi? Vallahi yıl 1973, Kara Murat'ı çekiyorum. Rol gereği Bizanslı prensesin odasına girdikten sonra atla beraber kızın yatağına gireceğiz. Oda mı atla beraber? Senarist ne işliyse artık öyle bir sahne yazmış. Atla odaya daldık. At bu yatağa girmeyi bilmiyor. Yataktaki kıza bir çifte attı. Bu kolum dört yerinden kırıldı. Senin kolun niye kırılıyor ki abi? Serseri, zibidi, sinemaya canımı da kanımı da verdim ben. Estağfurullah Cüneyt abi, senin emeğine kimse ne diyebilir yani? Dinleyicimizden sana gelmiş sorular var onlar için. Mesela cevaplar mısınız bazılarını? Sene 1973, Kara Murat'ı çekiyorum. Sahne gereği Bizanslılar beni yakalamış. Zindanda zincire vurmuşlar. Beni ve atı sorguya çekiyorlar. Atı da ne abi? Serseri, zibidi, o at senden daha fazla hizmet etti sinemaya. Bir gün o zaman atı da bekliyoruz yayına Cüneyt abi. Olur Kadir'cim, getiririm. Abi sana ilk soru şöyle. Dursun kardeşimiz sormuş. Çinlilerin Cüneyt abimizin namını duyup Lee Ark'ın adını verdikleri Bruce Lee'nin gelip abimizin elini öptüğü doğru mu diyor? Abi doğru mu bu? Sene 1973, Kara Murat'ı çekiyorum. Sahne gereği atla Bizanslılara uçan tekme atacağız. Atla mı tekme atıyor? Ya ben Battal Gazi'nin oğlunun intikamı filminde Cüneyt abinin atla Bizanslılara döner tekme attığını gördüm. Atar, at bu. Kendini geliştiren bir hayvan. Neyse, tam atı haydaladım. Ata bir baktım, atın kuyruğunda kavruk bir oğlan var. Abi ben Bruce dedi, bana karate öğretir misin dedi. Ben yoğunum, at öğretsin dedim. Atla 3 ay karate çalıştılar bunlar. Çinliler severdi beni Kadir. Büyüksün Cüneyt abi. Sen var ya, kralsın. Keşke abi Fransız olsaydın. Cüneyt abinin yandan yemişi Fransa'da Alain Delon'dur kardeşim. Severim ben Alain'i. Delon da iyidir ama Alain daha iyidir. Abi onlar tek kişi. Sene 1973, Kara Murat'ı çekiyorum. Sahne gereği atı alıp Üsküdar'ı geçeceğim. Dediler ki Nuri Bilge Ceylan sizinle görüşmek istiyor. Dedim önce Nuri gelsin, sonra Ceylan, en son Bilge'yi alın içeri. Dediler ki Cüneyt abi onlar tek kişi. Nuri, Bilge, Ceylan. Sırf isim israfı. Nuri de geç değil mi sevgili Pascal? Cüneyt abi seni öyle diyorsan öyledir. Şimdi Buran diyor ki öncelikle Cüneyt abiye saygılarımı sunuyorum diyor. Önce diyor kendini tanıtır mı bizlere diyor. Ne tür filmler çekmiş diyor. Oyuncuları nasıl seçmiş diyor. En ünlü filmi, gişe rekoru kıran filmi hangisiymiş diyor. Ayrıca unutamadığı enstantanelerden bir demet anlatır mı diyor. Serseri, zibidi, kendimi niye tanıtayım ben? Aç filmlerimi, jenerikte adım yazıyor. Cüneyt abi ya, castingi nasıl yapıyordun? Onu söyle bari. Evet abi, oyuncuları nasıl seçiyordun? Ben seçmiyorum, at seçiyordu. At mı? At seçiyordu, hisli hayvan. İyi oyuncuyu kokusundan anlıyordu. Sene 1973. Kara Murat'ı çekiyorsun. Aferin, biyografimi biliyorsun. Sene 1973, Kara Murat'ı çekiyorum. Sahne gereği beni kovalatan Bizans ordusundan kaçarken atla ağaca tırmanıp saklanacağım. Artık var ya, atla mı diye sormuyor. Ben gidiyorum, buralarda Bizanslı prenses var mı? Gider ayak onu da götüreyim. Deh! Ne oluyor lan? Stüdyoya at girdi. Bu ne abi? Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abicim. Sana yüksek sanat vereceğim, hazır mısın?
Her zaman canım ya. Ver abi ya. Vereceğim. Sen mail adresini ver. Pascal Askizgi Kadir. Yavrum Twitter adresi değil, mail adresini ver. aragaz@metrofm.com.tr aragaz@metrofm.com.tr mail adresimiz. Tosaran duygularınızı şiir şeklinde bu adrese mail olarak gönderiniz efendim. Kadir, sen mi yazdın? Yok, genç bir haybeci şair yazdı. Kimmiş Aşık o? Aşık Furkan. Kim? Ne yazmış? Aşık Furkan şunu yazmış. Dün görünce Instagram'da aniden, yazdım hemen DM'den yürüdüm sana. Bir cevabı çok görme bu faniden, dönmedin güzel kız darıldım sana. Yılmadan hemen düştüm peşine, Twitter'dan istek attım sana. Deme bu tipsizin benle işinle, dönmedin güzel kız darıldım sana. Yazacağım sana bulduğum ilk boşlukta, bir şansı çok görme güzel kız bana. Arkadaşlık yolladım sana Facebook'ta, dönmedin güzel kız darıldım sana. Aşık Furkan der ki ey kör talihim, ne ettim ki ben, reva mı bu bana? Belki de olurdum gönül fatihim, dönmedin güzel kız darıldım sana. Beğendin mi Pascal? Abi, Neuchâtel Ajax. Ne diyorsun? Böbreği sat Ajax'a bas. Farklı alır. Ama deplas mı? Ajax'a deplasman mı var be Pascal? Ne diyorsun sen? Tamam. Aragaz. Aragaz. Pascal. Sir. Bir ney sorusu var? Nereye yolladılar? Ya onu bırak da senin Instagram adresinde sen onu söyle. Ve Numa 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Çopdemir. Evet. Kemal Ay demiş ki abi serseri görünümlü Doğan arabamı satıp yeni araba alacağım. BMW M5. Oo. Sanırım daha efendi görünürüm ve kızlar daha çok bakar. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Ya Kadir, böyle şeyler hala var mı? Ya öncelikle sana şunu söyleyeyim Kemal Bey. Kızlar aslında sana bakmazlar, arabaya bakarlar. İçindekine bakmıyor mu? Abicim içindekinin ne olduğu belli. Senin benim gibi ıllı bırklı adamlar var. En garibi de budur yani. Bak ben sana söyleyeyim. Sende araba olarak ne var? İngiliz var. Sende? Biliyorum bende de İngiliz var. Abicim İngilizce bileceğim. İngilizceyi edeceğiz. Şimdi düşün, bir araba geçiyor. Hı-hı. Dışı İngiliz, içi Elazığ. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Ben İngiliz olsam arabama başka milleti bindirmem. Ne demek? Ya bırak, Londra'da, Liverpool'da, Manchester'da araba yapacağım, satacağım. Gelecek bir tane efendim Bulgaryalı mafya babası siyah cam taktıracak, benim arabanın içinde gelecek. Senin yaptıklarını, senin cipin içinde yaşananları İngiliz görse ne yapar mesela? Bak. Beni var ya, Avrupa'ya sokmazlar. O yüzden Allah'tan şu an için Türk arabası yok. Yoksa ben Avrupa mavrupa bizim arabanın içinde yamuk yumuk adamlar görsem anında müdahale ederim ya. Nasıl yani? Saçmalama ya. Ya öyle yaka bağır açık serseri gibi Türk arabasına bineceksin. Yok ya, hele modifiye. Ya benim dizayn ettiğim arabama modifiye yapacaklar. Yedirir miyim kardeşim? Ha? O modifiyeleri alırım adamın bir sinirleniyorum. Türk arabasına efendi gibi bineceksin, efendi gibi bineceksin. Bir de beylerin, hanımların arabamıza baktığı yanılgısından artık kurtulalım efendim. Yok öyle bir şey ya. Harbi mi? Yok mu? Yok be abi. Tamamen biz erkeklerin kuruntusu o. Kadir, biz o araba ara. Bu kadar parayı boşuna mı veriyoruz? Kendi rahatımız için vermiyoruz. Hepimiz arabanın içinde nasıl göründüğümüzü düşünerek araç alıyoruz. Yanlış. Peki Kadir, kadınlar nasıl araba alıyor? Kadınlar dikiz aynasına göre araba alırlar Pascal. Nasıl yani? Yani hangi arabanın dikiz aynasına rahat makyaj yapıyorsa onu alır abi kadın. O zaman olmadı. Makyajla dikiz aynası. Yavrum bir yerde cam varsa orada mutlaka kendine bakan bir kadın vardır. Bunu unut. Vay, güzel tespit abi. Yaz bunu Twitter'a Fransızca, altına da adımı ekle, Paris'te namım yürüsün ya. Zaten Kadir bütün Paris biliyor. Abi ben de bütün Paris'i biliyorum. Seneye Şanzelize'de muhtar adayıyım ya. Paris'te muhtarlık yok ki. Size ikamet senedini kim veriyor? O da yok bizde. Oğlum siz nasıl zapturapt altında tutuyor lan Fransız devleti? Muhtar yok, ikametgah yok.
Oradan oraya sarı yelekliler Paris'i yaktı yıktı. E tabi yaparlar. Memleketi salmışsınız kardeşim, ayıptır ya. Kadir ne yapacaksın? Ecnebi memleket. Ne yapacaksın işte? Çay içelim mi? Kurda koyun mu soruyorsun ya? Güzel olur, güzel olur. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim Kadir. Cem diyor ki Kadir abi, Connecticut. Nerede? Connecticut. Cincinnati arası. Cincinnati. İlk dolmuş hattını senin kurduğunu niye bizden yıllarca gizledin? Doğru mu Kadir? Doğru Pascal. Nasıl oldu? Yıllar yıllar evveldi Pascal. Şehvet diyarı Cincinnati'de yaşıyorum. Ne iş yapıyordun? Motorcuyum, kendi çetem var. Ailecimin. Yo, beldesen mobilet. Ama çok havan vardı Pascal. Allah Allah. Bir gün motorcu barında bilardo oynuyorum. İçeri bu girdi. Kim? Lucy Liu. Ah! Debe! Charlie'nin bileği. O mu? Evet evet. Pasifik güzeli. Yürüdü geldi. Önümde durdu. Merhaba Elazığ'ın yiğidi. Ben Connecticut'a gideceğim. Buradan otobüs geçer mi dedi. Otobüs? O ne demek? Otobüs diyor yani. Elazığ'ın oğlunu nasıl anlamış? Ben de onu sordum. Elazığlı olduğumu nereden anladın? Lu'ların Lucy'si dedim. O ne dedi? İstaka sopasını bile herotik tutan erkekler bir tek Elazığ'ın içmelerinden çıkar, oradan bildim. Biz bütün Çinli kızlar Elazığlı erkeğe varmak isteriz dedi. Vay 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 arkadaş, ne Elazığ be ya. Öyledir Elazığ Pascal. Oh, oh. Neyse, Lu'ların Lucy'si Cincinnati'den Connecticut'a otopiste yok, dolmuş da yok. Atla benim motorun arkasına, seni atayım ben Connecticut'a dedim. Vay Lucy Lu'yu motora mı attın? Ya tüy gibi kız zaten. Yolu soldan bir kapattım Pasko. 16 saatte Connecticut'tayım. Ne yemek için durduk, ne kenef için. Aferin dedim kendi kendime. Kızın gıkı çıkmadı. Connecticut'a geldik. Nüfus 15 milyon. Rakım 350 tabelasının dibinde durdum. Baktım Lucy'li arkada yok. Nerede peki? Kızını mı kaybettin? Yolda düşmüş abi. Tabii tüy gibi kız olduğu için. Ay. Ben fark etmemişim. Kamyoncular bulmuş. Eyvah eyvah. Amerikan kamyoncularını biliyorsun Pascal. Nereden bileyim ya? Hiç tanımıyorum. Neyse işte oradan aklıma geldi. Cincinnati, Connecticut arası dolmuş çeksem nasıl olur diye düşündüm. Bir durak kurduk ama mafya çöktü tabii. Ay. İrlanda mafyası. Ben de onları İtalyan mafyasına şikayet ettim. İtalyan mafyası ile İrlanda mafyası çatışırken arada Meksika mafyası ile anlaşıp durağı bunlara güzel bir paraya satıp oradan uzaklaştım. Aman Kadir, iyi sıyrılmışsın. Ya asıl sen benim Kolombiya'da uyuşturucu mafyası ile verdiğim savaşı dinlesen aklın şaşar. Anlat abi, heyecanlı oluyor. Ya bütün malzemeyi hemen harcayalım değil mi? Var mı lan öyle şey? Doğru diyorsun. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Kıvrımlı, güzel, ıskra, Lawrence'ı bildin. Abi, kıvrım deyince bilmem lazım. Ama çıkaramadım. Bak şimdi çıkaracaksın, resmini göstereyim, buyur. Kedi, viyadük mü orası? Yok yavrum, kızım beli. Bu nasıl biber? Doğu anahtarı, doğu. Kız doğu anahtarı. Aynen öyle. Kadir, sanfoni bestelenir. Vallahi. Allah sahibine bağışlasın. Biz kıvrımında değiliz. Neresindeyiz? Bunun bir sevgilisi varmıştı Paska. O olsun. O da lazım. Bizle ne alakalı? Ya bu yeni yaptı sevgili. Arkada CIA'ymiş. Gurur duydum. Aferin. Müzisyenmiş aynı zaman. Zaten Kadir. Zenci deyince ya müzisyen ya sporcu. Başkası yok. Ya bu kardeşimiz Instagram'dan ırkçı saldırılara uğramış Paska. Kardeşim ya. Hala bitmedi bu iş. Ya bitmediği gibi yeniden yükseliyor gibi geliyor bana Paska. Irkçılık geleceğin sorunu bence. Bak küçümsenecek mevzu değil ha. Allah hepimizi korusun. Ya sanki çok çile çekmişsin gibi konuşuyorsun. Çilenin büyüğünü Kunta Kinte çekti yavrum. Kadir o kim ya? Tanıyor muyum? Aa, sizin camiadan çok muhterem bir abiniz. Gidelim abi. Ziyaret edelim. Ah maalesef rahmetli tütün tarlasına gömdü. Aa, ne zaman ya? Oğlum 150 yıl önce Kökler diye dizisi vardı ya. Hani bu bize zencileri, Afrikalıları, köleleri sevdiren dizidir. Zaten bize her şey diziler sevdirir. Beyaz gölgeyle basketi sevdik. Bonanza'yla kovboyu sevdik. Küçük evle aileyi sevdik. Dallas'la da gıybeti, fitneyi, fücuru sevdik. Ya Kadir ya, ben bu ülkeye geldim. O günden beri Dallas'ı duyuyorum. Ne Dallas'mış ya? Ya arkadaşım,
Bizde kötüler bile sevimliydi bir vakitler ya. Sen şimdi onu bunu bırak, sırf dünya güzeli bir kızın sevgilisi oldu diye siyahi bir adamı sosyal medyada taciz ediyorlarmıştı pasta. Telefon ki pardon benimki ötüyor. Alo. Aleyna aleyküm selam kimsiye? Ha. Kim? Kıvrımlının sapıyım ben diyorum. O kim ya? Istre Lawrence'ın siyahi müzisyen manitası. Oo. Alo toprağım. Ne haber ya? Ne oldu sana? Yanlış mı yapıyorum? Efendim canım. Evet canım. Evet anlıyorum canım, anlıyorum. Ne diyor ya? Abi diyor, ben diyor Instagram'da bir iki tane ırkçılık yapan kişinin adresini tespit ettim diyor. Ama tek tabanca bunlara dalmayacağım diyor. Dek kezmiyorlar diyor. Pascal abimle gelin diyor. Beraber dalalım muhterem abilerim diyor. Vallahi ben gelirim. Toprağıma yanlış, bana yanlış. E o zaman sen gidiyorsun, sen de benim brosun bro. Ben de size yanlış yaptırmam. Ben de gelin bir iki abi, tanesine kafayı ya. Gömelim of. Yani. Mevzu hadi var o ya. Zaman bugünlük dükkanı kapatalım da bu işlere bakalım. Hadi yarın kaldığımız yerden devam ederiz nasipse. Paka paka. Bye. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.